Günaydın, hayırlı sabahlar. Yeni bir gün ve yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya başladık. Yeni hafta sağlık, sıhhat ve güzelliklerle dolu, yeniliklerle dolu güzel bir hafta olsun inşallah. Tüm güzellikler sizleri, bizleri, hepimizi bulsun. Böyle güzel bir dileklerle videomu başlatmak istedim. Yine güneşe maruz kalıyorum. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Allah'a. Böyle yeni haftaya enerjik başlayalım ki bütün hafta böyle enerjik gitsin inşallah. Böyle her şey güzel gitsin. Güzel başlarsak güzel devam eder diye düşünüyorum. Kalktık sabah erkenden. Çocuklarımı hazırladım, giydirdim, kuşandırdım. Beslenmelerini falan da hazırladım. Onları okula götürdüm. Dönüşte komşum çağırdı. Yine güzel bir sabah kahvemizi içtik, sohbetimizi yaptık. Eve geldim. Çayı koydum ocağa. Ben üst kata çıktım yukarıları toplamaya. O arada çay kaynayınca Ali demlemiş çayı. Ali bu hafta 4-12 vardiyasına devam ediyor. Gündüzleri evde, akşama doğru saat 1-3 gibi işe gidecek. Gece gelecek işten. O çayı demledi. Ben de şimdi geldim. Beyazları akşamdan beyazları hazırlamıştım. Sanki telefon kayıyor gibi geldi. Beyazları, havluları, beyazları falan hazırlamıştım. Hatta hafta sonu annemdeydim biliyorsunuz. Annemde olduğum için cuma gününden, hatta pardon, cumartesi günü sabah kısa programda Alper'in ve Aytun formalarını artı beden eğitimi spor kıyafetlerini, eşofman takımlarını, onları da kısa programda atmıştım. Onlarınki renkli olduğu için ama maalesef aileninki beyaz olduğu için onu atamamıştım. Aileni bugün yani normal kıyafette demeyeyim de normal okul formasının eteğini giydirdim. Üzerine de beyaz bir bluz giydirdim. Formalar beyaz olduğu için veliler böyle yapıyoruz. Çünkü beyaz çok çabuk kirleniyor. Yani 2 günden fazla giydiremiyorsun beyazı. Yazlık kıyafet, yazlık formasının yedekleri var ama kışlık formasının yedeği yok. Yedeğini alacağım bir tane. Alana kadar da böyle idare edeceğim. Beyaz bluzleri çok ailenin. Beyaz bluzlarından birini giydirdim. Öyle götürdüm okula bugün. Onları okula bıraktım. Geldim işte çayımız hazır. Kahvaltı tepsimi de hazırladım. İşte ailenin beyaz formalarıyla havlular, iç çamaşırları falan onları makineye attım 90 derecede. Yıkanıyor şimdi. O çıktıktan sonra bir iki tane küçük yolluk paspaslar var, yolluklar var. Onları makineye atacağım. Bugün üst katta işlerim var. Alt katım temiz. Geçen zaten biliyorsunuz halıydı, perdeydi, her yeri temizlemiştim. Sadece şu odanın perdesi kaldı. Onu bir ara atarız makineye. Alt katta böyle süpürsel işi yapmayacağım. Üst katın çocukların odasının halısını makineye atmıştım. Üst katı bir süpüreceğim, sileceğim. Cuma günü atmıştım. Halı kurudu, yıkamıştım, kurudu. Süpürsil yapıp onun halısını sereceğim. Terası bir süpüreceğim, sileceğim. Terasın kilimini makineye atmam gerekiyor. Yani bugün üst katta işlerim üst katta olacak. Öyle. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Daha hazır değil mi? Yok canım, hazır değil. Takipçilerimle sohbet ediyorum. Oho. Evet, arama girme. Aramıza girme. Tamam mı? Ha, ben yumurtayı halde şey yapamadım o zaman sen yap bunu. Şunları da alayım. Sucuk kavurmuyorum, sadece yumurta kavuruyorum. Ay. Kavurayım mı? Yani. Neyse kavurayım. Böyle yağını Alper'le şu ön kapı şeye. Şu siyah kapının oraya gelin dedim. Onlara yemek şey yapayım. Sucukla. Evet. Onları koyacağım. Bunları hazırlayacağım şimdi. Ali de balığın suyunu değiştiriyor şu an. Evet. Hafta sonu annemlerdeydik biliyorsunuz. 2-3 gündür orada video çekiyordum. Bugün yine evimde videolara devam ediyorum.
iyi geçti. Hafta sonumuz çok güzel geçti. Orada çocuklar arkadaşlarına doydular diyebilirim. Gerçi doymadılar. Diyorlar anne hafta sonları gelelim buraya hep. İyi oyun oynadılar ama yani özlemişler birbirlerini. O karşıdaki şey Muhammed falan var ya, Alper güle güle gide yine gelin ha falan diye. Bir oynadılar yani çocuklar maşallah güzel eğlendiler. Çünkü bütün arkadaşları orada, burada daha fazla bir arkadaşları olmadı. Bir tane arkadaşı var burada, o da liseye gidiyor, onun dersleri daha yoğun olduğu için çok görüşemiyorlar fazla. Okul arkadaşları var, onlar sadece okulda görüşebiliyor, okul dışında görüşemiyor ama orada mahalle arkadaşları çoktu. Hepsi toplanmıştı, bir 10 tane çocuk maç yaptılar, yatan top oynadılar. Böyle bir ara çıkıp, arada çıkıp duruyorduk, bir değişik oyunlar oynuyorlardı. İyi eğlendiler hafta sonu. Buzdolabının üzerinde güzel bir kara liste hazırladım sana. Ne ya? Bir bak. En demirbaş, bir mutfağın, bir evin en demirbaşları bitmiş. Hiçbir şey kalmamış evde. Güzel bir kara liste hazırladım Ali Bey'e. Market listesi. Vaa, bitti mi hepsi? Arka arkaya bitiyor. Ay ben bu şeyi de açmadım. Şunu açıvereyim. Bu iş nasıl geliyor? Evde her şey bitmiş. Rinso bitti. Alo bitti. Ondan sonra sıvı sabun bitti. Havlu kağıt bitti. Ayçiçek yağı bitti. Un bitti. Az kaldı. Yağlı kağıttı. Şuydu buydu. Bayağı bir liste çıktı sana. Yani aman. Ya sıçratıyor. Balık suyun dışına atladı. Şeyin başı kaplanın içine düştü. Bir defa daha böyle o zaman 2-3 tane balık vardı akvaryumda. Böyle yine balığın suyunu değiştiriyor Ali. Balıklardan bir böyle şeyde lavaboda değiştiriyor ya. Şurada da bulaşık yıkadığım su vardı. Deterjanlı su vardı. Balığı suyu değişti. Başka bir kaba su koydu. Onun içine koydu. Balıkları şeyi yıkıyor. Akvaryumu yıkıyor. Balığın bir tanesi o sudan atladı. Bulaşıklı suyun içine düştü.
Hemen hani oradan aldık, kurtardı ama o yaşamadıydı değil mi? Yok, öldü. Öldü. Sonra 1-2 saat sonra baktık o balık ölmüş. İstersen deterjanlı suyun içine atladı. Ne işin var? Şimdi de bir tane kaldı zaten balığımız da. Şimdi bir atladı, bulaşık sepetinin içine düştü. Balık atladı, uçtu. Yine atlamasın ha, yere falan düşer de sonra. Yere vermeyin, sepetten su içmesin de. Kahvaltımız hazır Yakup, sofrayı serdin mi? Geldi Baza. Geldi mi? Evet. Saat yaralanmış. Ya. Hı? Ama belliydi. Yani. Efendim aşkım. Balık bulaşık sepetinin içine atladı oğlum, yaralanmış. Ya yazık. Hastaneye götürelim mi? Evet. İğne. Hastaneye gidelim, iğne yapsın diyor. Babası duydun mu? Balığı hastaneye götürecekmişiz, iğne yapsınlar diyor. Hadi Bismillahirrahmanirrahim de emziğini çıkar. Ben dedim. Dedin mi? Evet. Çok güzel bunlar. Kola da çok güzel. Ah. Şöyle şapacağız. Setlerini şey yapacağız. Yaralanmış. Ay. Hastaneye götürelim. İğne yapsın doktor. Evet, götürelim ya. Hastaneye götürelim. Evet. Ne bir şey var? Yaralanmış oğlum. Kanamış. Ha? Kanamış şurası. Ya. Ay. Yazık. Yazık Yakup. Yazık ya. Aa, su getirmeyi unutmuşuz Ali. Ne? Evet. Su getirmeyi unutmuşuz Yakup. Yuttun mu aşkım? Yutmadım. Yutmadın mı? Evet. Her şeyi ne yapacağım? Aferin benim oğluma. Lan da ye. Bunu da ye. Tamam, bu sefer ben vereyim. Bir dahakine baba verir. Tamam mı? Şimdi kahvaltımızı yaptık. Sofrayı falan topladım. Bulaşıkları da bir toparladım. Tabii bu arada öğlen oldu. Alper'le Aytuğa yemek hazırladım. Ali götürdü onlara, şimdi yemek verdi geldi. Öğlen yemeklerini verdi. Şöyle bir saat sonra da Aylin çıkacak. Yine Ali gider. Ona da Ali gider. Alır gelir. Ben de sabah kahvaltıdan önce atmış olduğum beyazlar çıktı makinada. Onları sereceğim. Bu arada burayı süpüreceğim ama elektrikli süpürgeci yok. Burada bir tanesi var. Onu açarım artık. Öyle yaparım. Şuraya sığar mı acaba hepsi? İşleri sıraya koyduk yine. Yine sıraya koyduk. Bekliyor bizi işler. Yolluk vardı.
Şimdi onların birini attım makineye. Beyazları serdikten sonra kablolar beyazlar. Onları serdikten sonra onlar çıkar. Onu da sererim. Havada yazdan kalma bir hava. Sanki Kasım ayı değil mübarek. Sanki Kasım değil böyle Ağustos, Eylül onun gibi. Sanki aşağıdan biri çağırıyor gibi oldu. Aşağıdan parktan sesler geliyor. Sabah aynen işte forması beyaz ya böyle her şeyle atılmıyor. Anca böyle beyazlarla atıyorum. Şey, kızım diyorum. Tamam normal eteğini giy. Üzerine de beyaz bluzlarından birini giydirin. Uzun kollu beyaz. Forma gibi görünür işte. Bu da beyaz yani. Anne yok olmaz öyle. Olmaz öyle. Kızım olmaz değil olur. Bak arkadaşlarından da var öyle gelenler görüyorum yani herkes nasıl yetiştirsin. Kimisini yedek alabiliyor kimisi alamıyor. Ben alamadım mesela. Hani alacaktım da biz ihmallik oldu bizimki biraz. Söylemiştim. Yani şey oldu normalde ben çocuklara forma alırken mutlaka yedekli alıyorum formalarını. Yani Alper, Aytu ilkokula başlarken falan hep yedekli aldım. Ha bu defa yedekli almadık bu yıl. Çünkü hani tekrar okullar geri kapanır mı acaba falan öyle düşünüyorduk. Ki herkes ya birçok kişi öyle düşündü. Birçok kişi okullar ya geri kapanırsa diye yedek kıyafet almadı. Veya işte servise yazdıracak olan servise yazdırmadı. Dün mesela orada Esentepe'deki komşumla konuşuyorum. Ya diyor işte hani okullar geri kapanırsa falan diye servise yazdırmadık diyor. Dolmuşla gidiyor geliyor veya yürüyerek işte yürüyerek idare etsin havalar güzel dedik. Ya okullar kapanırsa diyerekten. Yani onların hesabı gibi biz de öyle. Okullar belki geri kapanır diye şey yapmadık. Yedek almadım çocuklara. Gerçi Alper'in var yedeği. Aytun da var sayılır yani. Çok sorun olmuyor Aytun için zaten. İşte ailemin de yazlık formasının yedeği şöyle var. Beyaz yarım kollu beyaz lakoslar var. Onları yedekli diye yedek forma gibi giydiriyorum. Kışlıkta almam belki de. Ya yani bir sürü uzun kollu bluzu var ailenin beyaz. Sade beyaz gömleği var. Kalın gömlek böyle yani gömlek olarak var, bluz olarak var. Yani mesela diyelim 2 gün bunu giydirdim. 2 günde kirlendi. Normal evdeki bluzlerinden birini giydiririm. Makineye atarım. Öyle idare ederim ya. Bu yılı öyle idare ederim en azından. Hani okullar kapanmayacak. Belli artık yani sürekli mesela Milli Eğitim Bakanı falan hep böyle diyor. Okullar kapanmayacak diyor ki kapanmasın zaten. Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önemli arkadaşlar. Yani o yüzden anlayacağınız diyerek de almadım. Öyle idare ederim gider ya. Okulda o kadar sorun yapmıyor şimdilik. Sorun çıkarırsa yok başka kıyafetle getirmeyin. İlla ki forma giydireceksiniz diye diretirlerse o zaman mecbur yedek alırım bir tane. Şimdilik gerekmiyor. İdare ediyorum bakalım. Şey alayım diyordum. Şu kilotlu çoraplardan alayım. Ailenin ihtiyacı var diyordum. Hiç
şöyle bir çekmecesine biraz karıştırdım. Çorap çekmecesine. 3-4 tane var. Bayağı var yani. 1-2 bugün üstüne giydirdiğim var 3. Bir de bu var 4. Yeter. Yeter. Almaya gerek yok. Onu alayım diyordum. Kiloklu çorap alayım diyordum. Onu da idare ederim. Vallahi idare edeceğiz. Her şeyin idaresini edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Çocukluysanız hayat daha pahalı. Okula giden çocuğunuz varsa hayat daha pahalı. Bu eşarp da bugün kafamda durmadı. İkide bir eşarpı düzlüyorum. Hay Allah. Bir gülüşünü kendimden geçireyim, seninle güzel hayallerim. Bu terasın kilimini de burada da bir tane böyle lila rengi bir kilimim seriliydi. Belki videolarda az çok görüyordunuz. Onu onu da makineye atmam lazım. Topladım, bir kenara koydum, şuraya kenarda duruyor. Halılar yıkansın da bugün bir süpürür silerim. Yarın da onu makineye atarım, öbür gün de sererim artık, öyle yaparım. Geçen Alper'in Aytuğ'un çoraba ihtiyacı vardı. Geçen cuma pazardan aldık. Ali aldı hatta. İşte baktım, kiloklu çorap alayım diyordum. Baktım var bayağı bir geçen yıldan. Da oluyor da daha. Şöyle kış ortasında falan bir boy uzama falan olursa, boyatma falan olursa o zaman düşünürüm artık. Çok seviyor Aylin. Anne diyor, bu kiloklu çorapları giymeyi çok seviyorum ben diyor. Ben de giydirmeyi hiç sevmiyorum. Çünkü çok zor giydiriliyor. Kız anneleri bilirler. Kiloklu çorap giydirmek çok zor. Ellerim ağrıyor giydirirken. Şu bilekler ağrıyor böyle şey ya. Bazısında lastik, yani kumaşı sert oluyor. Bir tanesi öyle. İçlerinde bir tanesi öyle. Onu pek giydirmiyorum. Zorda kalırsam eğer giydiriyorum. Bugün annemle lahana sarması yapmıştık ya. Gelirken annem bir şey dolusu koydu bana. Saklama kabı. Evde yersin dedi. Şimdi akşama ne, çocuklara ne yemek yapayım diye düşünüyorum. Saat 3'te Ali 3'te işe gidecek. Ben lahana sarması getirmiştim annemden. Ben onu yerim. Çocuklara ne yapayım onu düşünüyorum. Biz hanımlar bu yemek derdinden bittik. Ne yapsam? Düşünüyorum şimdi. Hadi Ali işe gidiyor, yemiyor yemek. Kahvaltıyı da geç yapıyoruz. Ali 4-12 vardiyasında olduğu zaman ister istemez kahvaltıyı biraz geç yapıyoruz. Şimdi ben ne yapsam diye düşünüyorum, çocuklara ne yemek yapsam. Bu da karışmış aralarına. Şimdi bazen bana şey diyen oluyor, birkaç takipçi söylemişti, sen renkliyle beyazı aynı mı atıyorsun diye. Hiç renkliyle beyaz aynı atılır mı arkadaşlar? Hiç renkliyle beyazın aynı atıldığı görülmüş mü? Tabii ki renkliyle beyazı aynı atmıyorum. Farklı makinalarda yıkıyorum. Yani farklı yıkamalarda şey yapıyorum. Ama şimdi bazı
kıyafetler nasıl diyeyim size? Atıyorum mesela şunu bir yapayım da göstereyim size. Şu mesela Yakup'un çıt çıtlı atleti açık sarı bu. Mesela şu açık sarı arkadaşlar. Böyle açık uçuk bir sarı. Bunu renkliyle attığım zaman morcuk oluyor. Bu yüzden beyazla atmak zorunda kalıyorum. Beyazla attığımda da ıslandığında koyu sarı gibi, yani açık sarı ama ıslandığında koyu sarı gibi görünüyor yani. Böyle biraz daha koyu sarı gibi görünüyor. Sonra şey diyorlar, sen renkliyle beyazı beraber atıyorsun. Hayır, bu çok açık uçuk bir sarı olduğu için beyazlarla atmak zorundayım. Kalkıp bunu tek başına atacak halim de yok. Renklilerle attığım zaman da morcuk morcuk oluyor. Mecburen bunu böyle yapıyorum. Mesela açık pembe oluyor. Böyle çok açık pembe. Ya da mesela şu Yakup'un bluzu mesela. Çok açık bir gri arkadaşlar. Normalde şöyle. Çok şöyle göstereyim. Çok açık uçuk bir gri. Yakasını şöyle hafif bir koyu yapmışlar. Ben bunu renkliyle attığım zaman buralarında leke oluyor. Mesela Yakup çikolata lekesi yapıyor, meyve suyu damlatıyor, kakaolu süt falan damlatıyor. Ben bunu renkliyle attığım zaman bu morcuk morcuk oluyor renkliyle. Mecburen beyazlarla atıyorum. Bunu beyazlarla attığım zaman çok daha temiz oluyor. Ama ben beyazlarımı 90 derecede ve ön yıkamalı. Kesinlikle ön yıkamasız atmıyorum. Ön yıkamalı ve 90 derecede atıyorum. Alo ya da Omo kullanıyorum deterjan olarak da. Bir de bunları beyaz olduğu için makine suyu aldıktan sonra biraz içine domestos damlatıyorum. Ki domestos da daha da böyle şey yapıyor. Daha bir beyaz yapıyor. Yalnız şu içine karışmış. Bu beyazların içine karışmış. Ay eşarp durmadı gitti. Neyse ben bunları böyle sermeye devam edeyim. Sermeye devam edeyim. Bu da böyle açık gri. Ne yapayım, mecburen bunları beyazlarla atıyorum. Şurada 3-5 parça bir şey kaldı. Bunları da sereyim. Hemen buranın temizliğine başlayacağım.
Bugünü de akşam ettik. En son ne zaman video çekiyordum bilmiyorum. 2-3 saatte video çekmediğim için şu an hiç şeye de bakmadım, galeriye de bakmadım. Yalnız şu an arka arkaya yapmış olduğum iki tane halı vardı, yolluk halılar. Onlar çıktı. Onları sereceğim. Yukarıya çıktım. Hava karardı. Akşam ezanı okundu. Şimdi hava kararıyor artık. Şunu ay şöyle bir koyayım. Bir tanesini şuraya atarım. Işığı yakayım da. Birini şöyle atarsam, birini de şuraya atarsam yarına kadar kurur ikisi de. Öyle yapalım bakayım. Vallahi bugün de böyle bayağı yorulmuşum. Öğlen saat 3'tü. Ali işe gitti. Ali işe gittikten sonra Yakup'u uyuttum. Yakup'u uyuttuktan sonra ben de o anda zaten Aytuğ geldi. Aytuğ'la beraber oturduk, bir şeyler yedik, çay falan içtik. Sonra ben biraz uzandım. Yattım. Yakup uyanır uyanmaz hemen yanıma geldi. Kalktım işte. Şu halılar çıkmıştı zaten. Öyle sandalyenin üzerine atmıştım. Şimdi onları bir sereyim. Bugün üst katı temizledim. Süpürdüm, sildim. Çocukların odasının halısını serdim. Sonra yatak odasında bir takım küçük bir değişiklik yaptık. Onu göstereyim size şöyle bir. İyi oldu ama güzel oldu gerçekten de. Onu sizlere bir göstereyim. Şimdi çocukların odasının lambasını yakamadım. Lamba patlamış. O yüzden Ali değiştirecek onu. Ben sizlere şöyle yaptığımız değişikliği göstereyim. Öncelikle buraları süpürdüm, sildim ve şu halıyı makineye atmıştım. O da kurudu. Onu serdim. Bu oranın terasın kilimini daha sermedim. Şuraya koydum, şöyle topladım. Onu da artık yarın makineye atarım. O da kuruyunca buranınkini de sereceğim. Şöyle karşıda gördüğünüz yatak odasında bir beşik var. Yakup'un beşiği. O şuradaydı aslında. Şu dolapların yanındaydı. Artık havalar soğumaya başladı ve Yakup üzerini çok açıyor. Yani saat başı üstünü açıyor. Saat başı üstünü açıyor ve ben sürekli onun üzerine örtmek için kalkıp buraya geliyorum. O yüzden biz de dedik Yakup'un beşiğini yatak odasına alalım. Biraz daha böyle gözümüz üstünde olur. Beşiği oraya koyduk. Beşiğin yerine de şu masayı öyle koydum. Boşta duruyordu o masa zaten. Öyle oraya koydum. Çocuklar yatmaya çıktıklarında telefonlarını falan koyarlar diye. Ondan sonra şöyle yatak odasına doğru gidelim. Buranın ışığını yakayım. Ali işe gitmeden dedim ki bu beşiği beraber ancak getirebiliriz. Çünkü beşiği ben tek başıma getiremem. Buraları da böyle bir güzel süpürdüm, sildim, toz aldım. Her yerin tozunu da aldım. Şöyle Yakup'un beşiğini şu şekilde şuraya koyduk. En uygun yer burası. Çarşafını değiştirdim. Yastık kılıfını falan değiştirdim. Küçük bir de yorganı var. Onu çıkaracağım şimdi. Battaniye örtüyordu. Yorganını çıkaracağım. Ya o kadar çok üzerini açıyor, o kadar çok açıyor ki üzerini. Bir anne dedim yani şurada gözümüzün önünde olsun. Sürekli kalkıp da o odaya gitmektense hemen yanı başımda örterim. Arada yanıma alırım. Çok hava çok serin olduğunda, soğuk olduğunda falan yanıma alırım en azından. O yüzden Yakup'un beşiğini buraya koyduk. Ben dedim Ali sen işe gitmeden yapalım bunu. Yoksa hani ben tek başıma kaldırıp getiremem. Önce bir süpür sil yaptım buraları. Ondan sonra da şey yaptım. İşte beşiği getirdik. Şöyle çarşafını falan değiştirdim. Yine aynı çarşaf. Bu çarşaftan benim iki tane var. Ta Alper'e hamileyken pazardan almıştım metre hesabı. O kadar hoşuma gitmişti ki bunun deseni. İki tane çarşaf, bir tane yorgan. Böyle yani bu beşiğe göre yaptırmıştım çarşafları da. İki tane çarşaf, bir tane yorgan, şöyle iki mi üç mü de şu şekilde yastık kılıfı yedekli olsun diye 2-3 tane de böyle yastık kılıfı kayınvalideme yaptırmıştım o zaman. Kumaşını almıştım. Alper'e işte böyle 5-6 aylık falan hamileydim. Götürmüştüm, kendisine vermiştim. Kendisi yapmıştı onu böyle. Vallahi bu beşikte Alper yattı, Aytuğ yattı, Aylin yattı, Yakup yatıyor işte şimdi de.
çekmeceli falan. Çok da memnunum. Bu sallanıyordu. Normalde sallanan bir beşikti de. Sallanan makas kasıtları bozuldu. Ama artık sallamaya zaten gerek yok. Yakup küçük bebek değil. Hiç gerek yok. İşte dediğim gibi çarşafını değiştirdim. Yastık kılıflarını değiştirdim. Şöyle de küçük yastıklarımız var. Emziği falan arkaya düşmesin diye. Yatarken yanına koyarım diye. Küçük yastıklar da burada. Böyle ortalığı süpür sil yaptım. Her yer böyle pırıl pırıl oldu. Ondan sonra şuraların tozunu falan aldım. Şuraya da kısa programa atmam gerekenler var. Ayrı koydum. Yarın dedim atarım kısa programa. Merdivenlere varana kadar süpürdüm, sildim. Banyoyu da böyle bir güzel. Buraları da temizledim. Şöyle. O bezler orada kalmış. O bezleri oradan kaldırmam lazım. Onlar kalmış bir tek orada. Anlayacağınız bugün de böyle üst katta uğraşınca bayağı bir yorulmuşum. Sadece terasta işte birkaç tane birkaç böyle toplamam gereken yer var. Onu da artık önümüzdeki günlerde yaparım inşallah. Şimdi aşağıya bir inelim. Alper de yeni geldi daha. Şeyden geldi. Tiyatrodan geldi daha yeni. Kıyafetini yine. Aytu ekmek almaya göndermiştim. Yeni çıkarmış, atmış. Aylin de şimdi uyuyordu. Yeni kalktı. Yine öksürmeye başladı. Dün annemlerden gelince banyo yaptırdım. Banyo yaptırdıktan sonra hemen çocuklarda bir üşütme oluyor. Ben de anlayamıyorum bunu. Şimdi hemen bir şey verdim. İburamin verdim. Bir de öksürük şurubu vardı. Öksürük şurubu verdim. Ödevlerini yapmaya başladı. Hani ben hafta sonu diyordum ya, Aylin'in ödevi çok, ödevi çok. Çok öğretmen bu hafta çok ödev vermiş diyordum ya. Valla veli grubunda böyle yazılanları okudum da yani sınıfın yarısından çoğu bu ödevleri yetiştirememiş. Anneciğim, benim yanımda oturana bitirmiş böyle öğretmen verecek. Tamam, sen de bugün bitirirsin, yarın da sana ödül verir. Tamam aşkım. Anneciğim, biliyor musun? Heh. Ben öksürünce boğazım ağrıyor. Tamam, ilaç verdim işte. Şimdi yatarken bir daha veririm. Aytu, ne yapıyoruz anneciğim? Ödevlere başlıyor muyuz artık? Başlıyor muyuz? Alo, alo. Bir, iki. Hadi. Hadi bakalım. Ödevlere başlayın artık. Merdivenin de ışığını açık bırakmışım. Alper. Buranın da ışığını açık bırakmışsınız anneciğim. Boncuk, ne yapıyorsun? Çoraplar çıkmış gene. Evet. Ne yaptın annem? Nasıl geçti günün? Ay, haftanın 4 günü Alper'i sabah gönderiyorum okula. Sabah okula bırakıyorum. Akşam geliyor. Gördüğünüz gibi hava karardı. Ancak geliyor. Yoğun biraz. 2 gün tiyatro kursu, sonra 2 gün etüt, hafta sonu da etüt var ama ne yapalım oğlum? İnşallah ne kadar yoğun olursan ol bunun mükafatını göreceksin inşallah. 24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel bir tiyatro hazırlıyorlar. Bakalım. Çok çok yorulmuş oğlum, hiç cevap veremiyor. Ay, yorulmuşsun işte, yorgunluktan dalıyorsun. Üzerinde iş de annem. Elini yüzünü yıka. Üzerinde iş. Yat uzan biraz. Hadi. Uykun mu var? Kıyamam. Anne senin kuzusu. Kıyamam. Neyi? Nane. Nın. A. Nın. E. Nane. Nın. Nın. Nın nın nın. Yaz bakalım hadi. Hadi ben de mutfağa geçeyim. Bir şeyler hazırlayayım çocuklara. Na ne? Tamam. Bak benim ağzımdan ne çıkıyor? Sana
Sen oraya yaz bakalım. Na. 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 Ha, küçük A ama büyük A değil. Küçük A. Ha öyle mi? Ben büyük A gibi gördüm. Na. Ne. Ne. Evet. Ne. Aferin kızıma. Çak. Çak. Nane bu. Nane. Valla. İşe gitti ya oğlum. Ne, ne yapacaksın? Tamam, birazdan arar söyleriz. Ha? Anlamadım. Of. Ödevler var ya, beni çok sinir ediyor. Bazen çok olduğu zaman sanki o ödevlerin hepsini ben yapacakmışım gibi. Ama şöyle, gerçekten bugün şeylerle, velilerle görüştük de ödevler bayağı fazlaymış. Çocuklar bayağı bir zorlanmışlar. Topu topu 27 mi 28 kişilik sınıftan 3 kişi bitirmiş. Hafta sonu ödevleri. Kızım karalama orayı. Hafta sonu ödevlerini. Ne vardı 3 gün sonra? Bilmem ne var. Tatil mi? Ne? Ha, 10 Kasım. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Kutlama mı yapacaksınız okulda? Hmm, öğretmen anlatmış demek ki. Hatırlayamıyor. 3 gün sonra ne vardı diyor. Hadi sen devam et hadi. Olsun, yapma. Alışkanlık olur. Başka yeri de karalarsın sonra, yapma. Sen sadece defterine, kitabına yaz. Hadi anneciğim. Bugünü de böyle bitirdik arkadaşlar. Mutfağa geçeceğim. Çocuklar yemek istiyorlar. Artık onlara yemek hazırlayacağım. Ne oldu? Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.